Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görünüşü çok şık, yapımı çok keyifli bir motif tarif edeceğim. Şöyle motifimizi yakından görelim. Motifimizin bir tanesi 40 santim. Motifimizi adım adım detaylı olarak anlatmaya çalıştım. Sonrasında motifleri nasıl birleştirdiğimi de yine sizinle paylaştım. Bakın orta kısmı bu şekilde 4 motif birleştiğinde çok güzel bir şekil ortaya çıkıyor. Umarım ipimin rengi net olarak anlaşılıyordur. Ekranda değişebiliyor biliyorsunuz. Evet, orta kısmı bu şekilde. Bakın mısır patlaklarından oluşan çok güzel bir motif. Ben bu 4 motifi sizinle adım adım örerek paylaştım ve bu 4 motifi birleştirdim sizlere göstermek adına, ama daha tamamlayacağım. Bunu ben koltuk şalı olarak kullanmayı düşünüyorum. Çok çabuk biten, çok hızlı ilerleyen bir model. Bu modelle yatak örtüsü yapılabilir. Oldukça şık ve güzel olacaktır. Kırlent örebilirsiniz. Benim gibi koltuk şalı yapabilirsiniz. Kenar süslemesi ben henüz yapmadım bitirmediğim için, ama sizler dilerseniz kenar süslemesi yapabilirsiniz ya da uçlarına püsküller takabilirsiniz yine kendi ipinden. Şöyle uç kısımlarına püsküller de takılabilir. Tamamen zevkinize kalmış. Nasıl istiyorsanız o şekilde de kenar süslemesi yapabilirsiniz. Ben şimdi sizlere motifin nasıl yapıldığını ve nasıl birleştirdiğimi adım adım detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçelim. Motifim için kullanacağım ipim Ören Baya'nın Madame Coton ipi olacak. İpimizin özelliklerine bakalım. 100 gram ağırlığında, 280 metre uzunluğunda. Merak edenler için renk kodunda göstermek istiyorum. Rengi ve dokusu çok çok güzel. Ve burada bir motif için bir yumağın tamamını kullandım. Bir motife bir tane yumak yeterli oluyor. İpimi aldım. Şöyle bir de açıkken dokusunu göstermek istiyorum ipimin. Tığ numaram da 3,5 olacak. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre ve örme sıkılığınıza, gevşekliğinize göre tığ numaranızı değiştirebilirsiniz. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır, zincir, sık iğne, ikili trabzan nasıl örülür detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturuyorum. Sihirli halkamızı oluşturduktan sonra 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. Burada 3 tane ilmeğimiz var. Doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. Kalan ikisini birlikte çekerek ikili trabzanımızı örüyoruz. Tekrar doladık. Sihirli halka içerisine batıyoruz. İlmek çıkarıp ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Tekrar batıyoruz. İkili trabzan. Bu şekilde sihirli halkamıza toplamda 16 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Burada zincir hariç sihirli halkamıza toplamda 16 tane ikili trabzanımızı ördük. Zinciri trabzan olarak saymıyoruz. Şimdi burada kısa kalan ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekiyoruz. Dikkatli bir şekilde sihirli halkadan kalan kısa ipi çektik ve örgümüz toparlandı. Şimdi burada bakın zincirimiz duruyor. Baştaki 1, 2, 3. zincir içerisine batıyoruz. Kısa kalan ipi tığ üzerine koyuyoruz. Buradan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. 3. zincir içerisine batarak örgümüzü bağlamış, tamamlamış olduk ilk sıramızı. Şimdi yine 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Burada gelen ilk trabzan boşluğuna bakın. Burada gelen ilk ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. Bu arada kısa ipi de yine gizleyerek örmeye devam ediyoruz. İlmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte doladık. Tekrar bakın, aynı trabzan içerisine batıyoruz. İkili trabzan doluyoruz. Yine aynı trabzana batarak 3. ikili trabzan doladık. Tekrar aynı trabzana batarak 4. ikili trabzanımızı örmüş olduk. Şimdi burada bir tane mısır patlağı yapacağız. Bakın
3 zinciri bir trabzan kabul ediyoruz bu sırada. İkinci sırada bu 3 zinciri bir trabzan kabul ettik ve 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 5 tane trabzanımız olmuş oldu. İlk trabzana 4 tane trabzan ördük. Başta da çektiğimiz 3 zincirimiz vardı. Toplamda bize 5 trabzanı verdi. Şimdi 1, 2, 3. zincir içerisine batıyoruz. Burada ilmeğimizi esnetip çıkarmıştık. Burada 3. zincirin içerisine battıktan sonra bıraktığımız ilmeği tığımızın ucuna takıp bu noktadan geçiriyoruz ve topluyoruz. Bu noktayı sıkıladık. Bakın mısır patlağımız oluştu. Şimdi sıkıladıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bir sonraki trabzana, bakın sıradaki gelen bir sonraki trabzana batıyoruz. Direkt başına dolamadan battık. İlmek çıkardık. 2 tane ilmeğimiz var. Doluyoruz. Sık iğne ördük. Sık iğneden sonra 1, 2, 3 zincirli yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. Bir sonraki trabzana. Bir sonraki trabzana batıyoruz. Ve 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, doladık. Tekrar aynı trabzanın içerisine. İkinci ikili trabzan, doladık. Aynı trabzanın içerisine. 3, 4 ve 5. Aynı trabzan içerisine, bakın burada zinciri saymıyoruz. 3 zinciri saymadık. Şimdi aynı trabzan içerisine 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanımızı örmüş olduk. Bakın. Bu şekilde. Şimdi burada ilmeği birazcık esnetip bıraktık. Şimdi burada 3 zincir kalacak. Buna dokunmuyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. İlk ördüğümüz ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. Bıraktığımız ilmeği tığımıza takıp bu ilmeği bu noktadan geçirip çıkarıyoruz ve burada sıkılıyoruz. Ve sonra 1, 2, 3 zincir. Aşağı iniyoruz. Bakın gelen bir sonraki trabzan boşluğuna batıyoruz. Bir sonraki trabzan boşluğuna direkt batıp tığımızın başına dolamadan sık iğne örüyoruz. Burada 1, 2, 3 zincir çekerek yukarı çıktık. Tığımızın başına doluyoruz. Bakın sık iğneyi yaptıktan sonra bir sonraki trabzana batarak mısır patlağımızı oluşturuyoruz. 1, tekrar aynı boşluğa ikinci ikili trabzan, aynı boşluğa üçüncü ikili trabzan ve bunu 5'e tamamlıyoruz. 4 ve aynı boşluğa 5. ikili trabzan. İlmeğimizi esnetip bıraktık. Bakın buradaki 3 zincir duruyor. Buna hiç dokunmuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İlk ördüğümüz ikili trabzanın tepe boşluğuna batıyoruz. Bıraktığımız ilmeği tığımıza takıp bu ilmeği bu noktadan çıkarıyoruz ve sıkılıyoruz. Ve 1, 2, 3 zincir çekerek bir sonraki trabzanın boşluğuna batarak, bu arada kısa ipi de yine gizleyerek örüyoruz. Bir sonraki trabzana batıp sık iğne örüyoruz. Bakın bu şekilde 3 zincirler, 3 tane çektiğimiz zincirler mısır patlağın sağ ve sol tarafında kalacak şekilde, bakın burada örgümüzü tamamlayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Sık iğneden sonra 3 zincir çekip bir sonraki noktaya mısır patlağımızı yapıp 3 zincirle aşağı inip sık iğneyle tutturacağız ve bu işleme devam ederek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Sık iğneden sonra 3 zincir ve bir sonraki noktaya bir tane mısır patlağımızı yapıyoruz. Bunu da 5 tane ikili trabzan örerek tamamlıyoruz. 5 tane ikili trabzan. İlk trabzana batıp çıkardığımız ilmeği bu noktadan geçirip sıkılıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip, bakın burada son trabzan, burası önemli. Son trabzana batıp sık iğne örüyoruz ve 1, 2, 3 zincirli yukarı çıkıyoruz. Başlarken 3 zinciri bir trabzan kabul etmiştik, hatırlayalım. Şimdi bu ilk başladığımız mısır patlağının sağında kalacak 3 zinciri çekmiş olduk ve hemen mısır patlağın arka tarafına buradaki ördüğümüz noktaya batıyoruz. Bu da üçüncü zincir, üçlü zincirin olduğu nokta. 1, 2, 3. zincire batmış oluyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Ve bakın ikinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi mısır patlağının arkasına 3 zincirimizi tutturduktan sonra şimdi buradaki
ilk mısır patlağın solunda kalan 3 zincirlik boşluğa tığımla batıyorum, ilmek çıkarıyorum. Tekrar burada bir kaydırma yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Bu sırada kullanacağım noktalar buralar. 3 zincirlik boşluğa batıp geniş boşluğa ilmek çıkardım. Sık iğne yapıyorum. Burada 3 zincirlik fileler oluşturuyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki, bakın, 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Her bir 3 zincirlik boşluğa bu şekilde batarak sık iğne öreceğim. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki, bakın, 3 zincirlik boşluğa batıp sık iğne. Biri mısır patlağın tepesinde olacak, diğeri de ikisinin arasında olacak fileler. Bu şekilde 3 zincirlik filelerimizi oluşturuyoruz. Bu noktaya batıyoruz. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki, bakın, 3 zincirlik boşluğa batıp sık iğne. Bu şekilde iki fıstık arasına file, tam fıstık diyorum. İki mısır patlağın arasına file, tam tepesine file. Bu şekilde 3 zincirlik filelerimizi bu sırada oluşturarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Burada bakın, ilk başladığım file mısır patlağın arka tarafına batıp burada bir kaydırma yaparak 3 zincirlik boşluğa ilk filemizi oluşturmuştuk. Şimdi bu sırada 1, 2, 3. sıramız, file sıramız. Bu sırada fileler 16 tane. 3 zincirden oluşturduğumuz file sayısı 16 tane. 2 mısır patlağın arasında bir tane vardı, bir de tepesinde vardı. Toplam 16 tane filemizi oluşturuyoruz. Şimdi 16. filemi yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Burada bitişi direkt ilk başladığım fileye batarak yapıyorum. 3 zincirimi çektim, son filemi yapıyorum. Bunu da 3 zincirimi de ilk başladığım fileye batarak tutturuyorum. İlmek çıkardım, sık iğneyle değil. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Sıra birleştirmesini bu sırada bu şekilde yaptık. Şimdi 3 zincir çekerek yukarı çıktık. Tığımızın başına doluyoruz. 2 mısır patlağının arasında kalan file, bakın, ilk noktamız da burası. 5 tane ikili trabzan öreceğiz. Ama burada 3 zincirde bir trabzan kabul ettiğimiz için başlangıçta 4 tane ikili trabzan örüyoruz gelen ilk file boşluğuna. Bu ilk file boşluğu da 2 mısır patlağının arasındaki nokta. 2, 3, 4. Artık ikili trabzanın nasıl yapıldığını biliyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde öreceğim. Şimdi zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanımız oldu. Arada 3 zincirimiz var. Tığımızın başına doluyoruz. Yine 2 mısır patlağının arasındaki fileyi buluyorum. Yani bir file boşluğu atlıyorum. Bir sonraki file boşluğuna batıyorum. Bakın, 3 zincirlik boşluğu atladım. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Modeli karıştırmamak için de bu boşluk iki fıstığın, fıstık diyorum sürekli, mısır patlağının arasındaki boşluk. Ve buraya geliyorum. 5 tane ikili trabzan örüyorum. 2, 3, 4, 5. Aynı boşluğa 5 tane ikili trabzanımızı ördük. 3 zincir doluyoruz. Bir tane file atlıyoruz. Bir sonraki file boşluğuna batıp 3 zincirlik boşluğa 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 3, 4 ve 5. Bakın. Şimdi bu şekilde örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz.